Evet, yavaştan başlayabiliriz. Katılımcılarımızın birçoğu geldi. Fazla vakit kaybetmemek adına hızlıca başlıyor olacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Caner Dağlı. Nebula Bilişim Sistemleri'nde teknik operasyonları yönetiyorum. Bugün size McAfee'nin geliştirmiş olduğu ve McAfee'nin ürün portföyünde olan 3 üründen aslında bahsediyor olacağız. Ve bu 3 ürünün birbirleriyle nasıl bütünleşik çalıştığının detaylarını size aktarıyor olacağız. Bunlardan ilki McAfee'nin DLP çözümü, McAfee Data Loss Prevention. Ve bu güvenlik çözümünün ardından da bulut güvenliği, bulut erişim güvenliği çözümünden bahsediyor olacağız. Cloud Access Security Broker mimarisinde geçen. Bu iki yapının birbirleriyle nasıl bütünleşik çalıştığı, bize nasıl katma değerler sağladığı ile ilgili bilgileri sizlere aktarıyor olacağız. Bununla beraber ayrıca da bu iki çözüme de fayda sağlayacak. Aynı zamanda son kullanıcı sistemleri üzerinde kurabildiğimiz ve kullanabildiğimiz encryption, şifreleme çözümlerinden bahsediyor olacağız. Şifreleme çözümünde hem bu bütünleşik yapıyla çalışabiliyor, DLP ve bulut yapısıyla bütünleşik çalışabiliyor, hem de birbirinden bağımsız olarak son kullanıcı sistemlerinde değerlendirebilen bir çözüm. Bunların detayını bize McAfee Türkiye ofisinden satış öncesi teknik mühendisi Ümit Bey anlatıyor olacak. Ümit Akkuş Bey anlatıyor olacak. Sorularımızı sunum sonunda chat ekranından alıyor olacağız her zamanki gibi. Ve sunum sonunda yanıtlıyor olacağız. Sözü Ümit Bey'e bırakayım ben fazla uzatmadan. Beni duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, ses geliyor, nettir. Tamam. Teşekkürler Caner. Herkese merhaba. Caner'in de söylediği gibi McAfee Sistem Mentor olarak çalışıyorum. Bugün sizlere komple veri koruma çözümlerinden bahsediyor olacağız. Sırasıyla DLP, daha sonra encryption çözümleri, daha sonra da CASB çözümlerinden bahsediyor olacağız. Ve evet, bunları nasıl bütünleşik bir şekilde çalıştırabildiğimizden bahsediyor olacağız. Şimdi dijital dünyada birçok değişiklik oluyor. Yakın zamanda birçok değişikliği görüyoruz. İşte kullanıcılar gittikçe mobilleşiyorlar. Mobilleşiyor olması atakların ve kayıp noktalarının giderek artması anlamına geliyor. Bulut servislerinin kullanımı giderek artıyor. Bu da bizim için korunması gereken yeni bir alan daha açıyor. Verinin kaçırılacağı bir alan daha açıyor. Bulut her ne kadar işlerimizi kolaylaştırırsa bir yandan da korumamız gereken daha zor bir alan çıkartmaya başladı bize. Ve yine kullandığımız uygulamaların zafiyetlerinden kaynaklanan veri çalınmaları, veri kayıpları da bizim için sıkıntı olmaya başladı. Bütün bunlar DLP çözümlerin önemini giderek arttırıyor ve tabii ki uymak zorunda olduğumuz regülasyonlar da diğer çözümleri kullanımının önemini giderek arttırıyor. Türkiye'de işte KVKK ya da işte Avrupa'daki GDPR regülasyonları gibi. Şimdi bir takım İstatistikler var. Bunlara baktığımızda olayların %40'ının işte fiziksel medyaların kullanılarak yapıldığı bildiriliyor. İşte bu USB kullanmak gibi şeyler olabilir ya da aslında hani kullanılan fiziksel medyanın kaybediliyor olması gibi şeyler de olabilir. Diğer yandan data protection ya da verinin tutmasından bahsederken hem aslında iç tehditlerden hem de dış tehditlerden bahsediyor olmak gerekiyor. Veri kaybı olaylarına bakacak olursak da olayların %59'unun dış kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu bazen işte kullanıcılar saldırganlar tarafından direkt yapılan veri kayıpları olabileceği gibi, veri çalmaları olabileceği gibi yazılımlarla gerçekleşen olaylar da olabiliyor. Ve yine olayların %57'sinin de kazayla ya da kötü niyetli olarak gerçekleştirildiği görülüyor. Şimdi Caner'in de belirttiği gibi aslında birden çok üründen bahsediyoruz. Bu da bütüncül bir veri koruma yapmak istersek kullanmamız gereken birçok ürün anlamına geliyor. Şimdi hepimizin kaynakları sınırlı ve zamanı da değerli. O yüzden mümkün olduğunca az kaynakla ve daha az zaman harcayarak bu işi yapıyor olmamız gerekiyor.
Şimdi aslında vakıfi olarak biz bütün ürünler söz konusu olduğunda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ortak bir konsoldan yönetim, otomatik aksiyonların alınması, farklı ürünlerin birbirleriyle entegrasyonları, bu otomatik ürünlerin gerçekleştirilmesi gibi. Şimdi veri korumaya dönecek olursak eğer bu konuyu 3 ayrı noktada, 3 ayrı katmanda değerlendiriyor olmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uç nokta. Yani işte kullanıcılarımızın kullanmakta olduğu desktoplar ya da notebooklar üzerinde bu konunun değerlendirilmesi gerekiyor ki aslında en önemli noktalardan bir tanesi burası. Bir diğeri network katmanı. Network katmanında gerçekleşen işlemler var. Bunları da kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Özellikle ajan kuramadığınız makineler olabilir. Bunların yaptığı işlemleri kontrol ediyor olmak ya da bazı senaryoları ajanlarla zaten kontrol edemiyorsunuz. Yine bunlar için de network katmanına, ağ katmanına bakıyor olmak gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi hayatımıza bulut girdi bizim hayatımızı kolaylaştırmak için ama güvenlik tarafında bizim için yeni bir sıkıntı ortaya çıkartmaya başladı. Bulut tarafında kontrol ediyor olmak gerekiyor. Bu üç katman üzerinde toplamda aslında 4 tane üründen bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi data loss prevention çözümü, bir diğeri device control çözümü, bir diğeri şifreleme, bir diğeri de cloud access security broker dediğimiz çözümler. Az önce söylediğim gibi bizim amacımız her zaman için tek bir konsol üzerinden ürünleri mümkün olunca kolay bir şekilde yönetimini sağlıyor olmak. McAfee'nin EPU adlı yönetim konsoluyla siz bütün bu ürünlerin yönetimlerini ve raporlamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Yani uç nokta için de politikayı buradan yazabilirsiniz. Network için de politikayı buradan yazabilirsiniz. Bulut için de politikayı buradan yazabilirsiniz. Ve hepsinde gerçekleşen olayları yine bu yönetim konsolu üzerinden izliyor olmanız mümkün. Şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Örneğin e-mail tarafı için bir kural yazmak istiyorsunuz. E-mail kuralını açtığınızda ürün size şunları sorar. Bu kural nerede geçerli olacak? İşte Windows işletim sistemlerinde mi? Macintosh işletim sistemlerinde mi? İşte endpoint'e Windows ya da Mac'te ne gibi aksiyon almasını istiyorsunuz? Network modüllerinde işte prevent'te ya da monitörde ne aksiyon almak istiyorsunuz? Ve bulutta ne aksiyon almak istiyorsunuz diye size sorar. Siz böylelikle sadece tek bir kural üzerinde bütün bu farklı katmanlar için kuralları yazabiliyor olursunuz. Şimdi ürünü biraz anlatmaya çalışalım. Şimdi farklı farklı senaryolarımız var DLP için konuşulabilecek. Bunlardan bir tanesi işte kullanmakta olduğumuz uç noktalar üzerindeki verilerin korunması için şifrelemenin yapılıyor olması. Özellikle hani kaybolma durumlarında değerli verinin kaybolması, çalınıyor olmasını engellemek için. USB cihazlar üzerinde yapılan şifreleme yine bir senaryomuz. Verinin etiketleniyor olması DLP çözümleri için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. O yüzden bu işlemi mutlaka gerçekleştiriyor olması gerekiyor. Buluta taşınan verilerimiz var. Bunların korunuyor olması gerekiyor. Kullanıcıların ne gibi verileri işte printer'a gönderebileceğini, kopyalama yapabileceğini, e-postayla gönderilmesi gerekeceğini yine belirlememiz gerekiyor. Ve hassas verileri de bulunduğu yerde koruyor olmamız gerekiyor. Şimdi bütün bunları Windows ve Macintosh platformlarında sağlıyor olmak mümkün. Biz DLP çözümünü konumlandırırken ya da kuralları belirlerken bu işi aslında 3 tipe 3 aşamaya ayırırız. Bunlardan bir tanesi data in motion dediğimiz kısımdır ki verinin hareketli olduğu yer. Yani işte burada senaryolar ne olabilir? Kullanıcılarınızın e-mail ile bir değerli veriyi göndermeye çalışması olabilir. Web üzerinden post etmeye çalışması olabilir. Cloud'a göndermeye çalışması olabilir. Bu genelde network katmanındaki iletişimler olarak düşünülür. Ama aslında buradan bazıları da endpoint üzerinde yapıyor olmak mümkündür. Örneğin web post ya da e-mail gibi. Bir de data at rest'tir. Yani verinin durduğu yerdeki yapabileceğimiz işlemlerdir. Burada neyi kastederiz aslında? Sınıflandırmayı kastederiz. Bir diğeri de verinin kullanım aşaması, data in use aşaması. Burası da çoğunlukla endpoint katmanında gerçekleşen işlemler olarak düşünülür. Örneğin işte taşınabilir cihazlara yapılan kopyalamaların kontrolü, yine e-mail ile gönderecek verilerin kontrolü, işte clipboards gibi işlemlerin kontrolü, printer'a gönderme gibi işlemlerin kontrolü şeklinde düşünülebilir. Az önce söylediğimiz gibi bütün bu işlemler tek bir yönetim konsolundan yapılır, ortak politikalarla yapılır ve bu aşamalarda diğer third party ürünlerle entegrasyonlar da sağlanıyor olabilir. Örneğin veri sınıflandırma çözümleriyle entegrasyon gibi, Titus Baldwin James gibi. McAfee'nin tabii ki kendi sunduğu bir veri sınıflandırması var, biraz sonra anlatıyor olacağız ama istenirse farklı
veri sınıflandırma çözümleriyle entegrasyon yapılabilir. Şimdi diğer bir çözümünden bahsediyorsak aslında üstesinden gelinmesi gereken birkaç konu var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de veri sınıflandırmanın yapılıyor olması. Eğer siz veri sınıflandırmasını yapmadıysanız DLP çözümünüzün kurumunuzda efektif bir şekilde çalışmaya başlaması biraz zaman alıyor olacaktır. İşte bu veri sınıflandırması birçok farklı şekillerde yapılabilir ve birçok farklı alanda da değerlendiriliyor olması lazım. Hepimizin dosya sunucularında veriler var. Bunların sınıflandırılıyor olması gerekiyor. Veri tabanlarında sınıflandırılıyor olması gerekiyor. Ve işte bu farklı farklı aşamalarda yapılıyor olması gerekiyor. Buluttaki verilerimiz var. Bulut üzerindeki verilerin de yine sınıflandırılıp kontrollerin sağlanıyor olması gerekiyor. Veri sınıflandırma işi şirketteki bütün iş birimleri tarafından yapılması, değerlendirilmesi gereken bir konu olacaktır muhtemelen. Çünkü yani biz IT çalışanların hangi verinin değerli olduğuna karar vermek gibi yetisi her zaman için olmayacaktır. O yüzden her bir iş biriminin tabii ki bu işe dahil oluyor olması gerekecek. Şimdi McAfee birkaç farklı şekilde bu veri sınıflandırmasını kendisi yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi bizim manuel sınıflandırma, elle sınıflandırma dediğimiz. Kullanıcı veriyi oluştururken ya da işte bunu gönderirken, kaydederken sınıflandırmayı yapabilir. İşte örneğin bir e-mail atarken ya da işte ofis uygulamalarında bir dosyayı yaratırken kullanıcıya bu veriyi sınıflandırması söylenir. Ve kullanıcı uygun sınıflandırma kategorisini seçerek veriyi sınıflandırabilir. Daha sonra da siz zaten bu sınıflandırma kategorisine göre koruma kurallarınızı uygularsınız. Bir diğer yöntem bizim işte eski tabiriyle tagging dediğimiz yöntem. Burada üç temel yöntem var. Bu slide ikisini anlatıyor. Bir diğerinden de sözlü bahsediyor olacağım. Bunlardan bir tanesi bizim lokasyon bazlı dediğimiz yöntem. İşte az önce dosya sunucularından bahsetmiştik örneğin. Dosya sunucularındaki yani belirli bir yerde duran verilerin sınıflandırması için var. İşte ürün üzerine tanımlıyorsunuz. İşte şu dosya sunucu üzerindeki şu folder'ın altındaki veriler benim için değerlidir. Ya da işte bu folder altındaki bu tip veriler benim için değerlidir diyebiliyorsunuz. Ya da içerindeki bilgiye göre de bunu söyleyebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman otomatik olarak buradaki verilerin erişim esnasında sınıflandırması sağlanabiliyor. Diğer bir yöntem de bizim uygulama bazlı dediğimiz yöntem ya da bu URL'e göre de olabilir. Yani bir uygulamada veri yaratılırken ya da işte bir browserla bir veriye erişirken buradan daha sonra yaratılan ya da indirilen verilerin şifrelenmesi, özür dilerim, sınıflandırmasını, taglenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani işte Word'de kaydedilen dosyaların sınıflandırmasını sağlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir senaryo düşünelim. Kullanıcılarınız bir web browserla SAP'ye erişiyorlar. SAP üzerinden belki de Excel'e ya da işte Excel'e bir sizin için değerli olacak verileri belki de import edebiliyorlar. İşte şunu söyleyebiliyorsunuz. Bu URL üzerinden export edilen dosyalar sınıflandırabilsin diyebiliyorsunuz. Diğer bir yöntem de içerik bazlıdır. Ürün size birçok regexler ya da sözlükler sunar. TC kimlik numarası da bunlardan bir tanesidir. İşte bu tip veriye sahip olan dosyaların da otomatik olarak sınıflandırmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi tagging işlemi diğerlerinden biraz daha farklıdır. Yani piyasada çoğunlukla fingerprint yönteminin kullanıldığını görürsünüz. Fingerprint yöntemi benzerlik arar, çoğu zaman da false pozitifler yaratabilir. Ve işte fingerprint'e göre bakmaya kalktığınızda da encrypt edilmiş ya da şifreli sıkıştırılmış bir dosyanın içeriğini görme şansınız yoktur. Ama taglemede öyle değildir. Tag dosya header'ına yazılır. O yüzden mevcutta taglenmiş olan bir dosyadan başka bir dosya yaratıldığında örneğin şifreli olarak sıkıştırılması gibi bu tag yine header'da yeni dosyada taşınır ve siz böylelikle her zaman için dosyayı kontrol ve takip ediyor olabilirsiniz. Farklılıklardan bir tanesi olarak bu söylenilebilir. Şimdi sınıflandırma otomatik olarak clientler tarafından yapılabildiği gibi McAfee'nin Discover modülü tarafından da yapılabilir. İşte bunu sözlüklere, şablonlara ya da regexlere göre yapabilirsiniz. Verinin bulunduğu yere göre vesaire yapabilirsiniz diye belirtmiştik.
Şimdi ürün üzerinde birçok protection kuralı var. Biz bunların sadece birkaç tanesinden bahsediyor olacağız. İşte örneğin printer'a gönderirken kontrol ya da işte USB kopyalanırken kontrol, işte screen capture'ın kontrol ediliyor olması, clipboard'un kontrol ediliyor olması vesaire birçok kural var. Ama işte bulut önemli dediğimiz için biraz bulutla bağlantılı ve daha sonrasında da verinin bizim haberimiz olmadan bir zararlı yazılım tarafından kaçırılmasına karşı nasıl kontrol sağladığımızı özellikle anlatıyor olacağız. Dediğim gibi diğer alanlarda da koruma kurallarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi iki tane aslında kuralımız var ürün üzerine. Bunlardan bir tanesi Web Protection kuralı dediğimiz kural. Bu kuralı siz işte kullanıcılarınızın bir tarayıcı üzerinden herhangi bir e-mail hesabına bir veriyi göndermeye çalışırken kontrol etmek için kullanabilirsiniz. İşte örneğin Gmail'e sizin için değerli olan bir veriyi upload etmeye çalıştığında engelleyebilirsiniz vesaire gibi amaçlar için kullanabiliyorsunuz. Ya da işte yine kullanıcınız işte örneğin Google Drive'a tarayıcı üzerinden erişip bir dosyayı upload etmeye kalkarsa bunu engelleyebilirsiniz. Ama bu bulut çözümlerinin, Google Drive vesaire gibi bulut çözümlerinin desktop üzerine çalışan bir şeyi var, ajanı var. Eğer bu ajan üzerinden yapılan gönderimler varsa bunlar evet browser üzerinden sağlanmıyor. Arka planda gerçekleşiyor. Bunların da korunuyor olmasını sağlamak lazım. İşte bulut koruma kuralı bu gibi işlemler için var. Ajanın göndermeye çalıştığı dosyaları engeller. Şimdi McAfee'nin Data Exchange Layer adını verdiği bir katman vardır. Bu katman farklı ürünlerin entegrasyonu için kullanılır ve bu katman üzerine çalışan bizim Threat Intelligence Exchange dediğimiz bir modül daha vardır ki bu modül lokalde çalışan tehdit istihbaratıdır. Bu tehdit istihbaratı hem McAfee tehdit istihbaratından beslenebilir hem de farklı tehdit istihbaratlarından beslenebilir. Şimdi DLP bu TAI ya da DXL'i şöyle kullanıyor. Bir tane uygulama sizin için değerli bir veriye erişmeye çalıştığında DLP bu uygulama için TAI'ye bir sorgu gönderiyor. Diyor ki bu uygulamanın itibarı nedir? Hani iyi bilinen midir, unknown mudur vesaire. Ve daha sonra TAI'dan gelen cevaba göre de DLP ne yapması gerektiğine karar veriyor. Eğer bu zararlı bilinen bir uygulamaysa bu uygulamanın bizim için hassas olan verilere erişimini engellemek mümkün olabilir ve böylelikle bilgimiz dışında arka planda gerçekleşecek olan bir veri kaybı işlemi olacak olursa bunu engelleme şansımız da olabilir. Şimdi DLP temelde ikiye ayırmak mümkün olabilir. Network DLP ve Endpoint DLP diye. Şimdi Network DLP'ye gelecek olursak birkaç tane modülden bahsediyor olmak mümkün. Bunlardan bir tanesi bizim DLP Discover dediğimiz modül. Discover aslında isimden de kolayca anlaşılabildiği gibi verileri bizim için keşfetmek ve sınıflandırmak için var. İşte yine dosya sunucuları olabilir, database'lar olabilir, SharePoint olabilir vesaire. Bunlar üzerinde bizim için veri sınıflandırmalarını yapar. DLP Prevent'in amacı network katmanında kullanıcılarımızın bizim istemediğimiz şeyleri yapıyor olmasını engeller. İşte bir e-mail atarken ya da işte web'e bir şey upload ederken bunun kontrolünü yapar ve hassas bir veriyi göndermeye çalışıyorsa bunu engelleyebilir. Bir diğer DLP monitördür. DLP monitör spam porttan beslenir ve böylelikle kullanıcılarınızın işte web ve e-mail protokolleri üzerinde ne yaptığını siz izliyor olabilirsiniz. Bu appliance'lar işte üzerinde büyük disklerle gelirler. Söz konusu protokoller üzerindeki veriyi kaydederler. Böylelikle siz hem kullanıcılarınızın geçmişe yönelik yaptığı işlemleri görebilirsiniz. Yani kullanıcınızın bir gün bir veriyi çaldığından şüphelendiğinizi varsayalım. Bu aşamadan sonra bir kural kullanıcının tekrar bunu yapmasını beklemek zorunda değilsiniz. Geçmişte bunu yapmış mı görebilirsiniz. Ya da mevcut offline datayı kullanarak yaratacağınız DLP kurallarının ne kadar doğru çalışacağını test etme şansınız olabilir. Ve yine bu çözüm Network DLP modülleri de az önce sözünü ettiğimiz McAfee EPO üzerinden tek bir ekran üzerinden yönetiliyor olur. Şimdi DLP'den bahsederken düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi de DLP ile ilgili operasyonları kimin yapacağıdır. İşte bu ürünün kurulumu da olabilir, ürünle ilgili politikaların yazılması da olabilir ya da incidentlar, olaylar gerçekleştiğinde bunların loglarının kimin izleyeceği ve
bu izleyecek kişilerin de hangi yetkilerle bunun yapılacağının belirliyor olmasıdır. Özellikle olayları izlemek açısından buna bakacak olursak, şimdi sonuçta DLP bizim için değerli verileri koruyan bir çözüm. Yani o yüzden aslında herkesin görmemesi gereken verileri de olaylarında, gösterdiği olaylarda, incidentlarda gösteriyor olabilir. Yani size örneğin işte maaş dosyası yanlışlıkla gönderilmeye çalışılmıştı, bloklandı. Sonuçta bunu herkesin görmüyor olması gerekir. İşte EPO üzerindeki yetkilendirme yaparken bunu belirleyebiliyorsunuz. Kim olayları görebilecek ya da bu olayları hangi detayda görecek, alınan kanıtları görebilecek mi, göremeyecek mi? Bunların hepsini belirliyor olmak mümkün. DLP'den bahsederken device control'den de tabii ki bahsediyor olmak gerekiyor. Aslında bu device control DLP'nin bir fonksiyonu, ayrı bir ajandan bahsetmiyoruz. Windows ya da Macintosh işletim sistemleri üzerinde kullanabilirsiniz. Ve işte kullanıcılarınızın hangi cihazları ya da hangi veri iletişim yöntemlerini kullanacağınızı belirleyebilirsiniz. İşte örneğin USB storage'lar kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Eğer kullanılacaksa ilgili kişilere seri numarasına göre exception'lar tanımlamak ya da işte product ID, vendor ID'ye göre exception tanımlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ya da işte bütün USB portlarını kapatacak mısınız? İşte kullanıcılarınızın Bluetooth erişimi olacak mı vesaire gibi kuralları device control üzerinden belirleyebilirsiniz. Bu olayın bütününe bakacak olursak aslında tekrar söyleyelim, bir yönetim konsolumuz var, McAfee ePolice Orchestrator. Bu yönetim konsolu sayesinde siz endpoint üzerindeki diğer çözümlerinizi yönetebilirsiniz, politikalarınızı yazabilirsiniz, incidentları izleyebilirsiniz. Yine benzer şekilde network aşamasındaki politikalarınızı yine bu konsoldan belirleyebilirsiniz ve olayları izleyebilirsiniz. Ve tabii ki bulut üzerindeki olayları da izleyebilirsiniz. Böylelikle çok farklı vektörlerdeki veri kayıplarını engelleme şansınız vardır. Dahili ya da harici tehditlere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Hassas verinin şifreleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz, lokasyon vesaire bazlı politikalarınızı, akses politikalarını da belirleyebilirsiniz. Gartner raporlarına baktığınızda McAfee son 9 yılda arka arkaya liderler kategorisinde yer aldı. Bu da ürünün her zaman için ihtiyaçlara uygun özelliklerle geliştirildiğinde bize ispatlayacaktır. Şimdi data protection'dan bahsederken aslında kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz demiştik ya da bahsetmek gerekir demiştik. Bunlardan bir tanesi DLP'ydi. Diğerleri de encryption çözümleri. Burada iki farklı encryption'dan bahsediyor olmak mümkün olacak. Bunlardan bir tanesi bizim McAfee Dry Encryption dediğimiz çözüm. Yani işte mobil cihazların, işte notebookların vesaire disklerin encrypt edilmesi. Öncelikle bundan bahsedelim. Bu aslında bir nevi benzetme yapmak açısından söylüyorum. Küçük bir işletim sistemini makinenize kuruyor olmak anlamına gelir. Kendini MBR'a yerleştirir ve siz makinenizi açtığınızda öncelikle size bu ürün geçmeniz gereken bir authentication ekranı sunar. Siz eğer buraya işte doğru kullanıcı adı, password'ünüzü ya da kullandığınız token'ınızı gösterecek olursanız artık sizin için her şey visible'dır, veri görülebilir demektir. Diskler Intel ISNI denilen bir yöntemle enkript edilir, bilinen en güçlü encryption yöntemi ve hızlı bir encryption yöntemi. İşte hard disk SSD'leriniz, işte self encrypted device'lar, opal device'lar vesaire hepsinde bu encryption mobilin encryption ürününü kullanabiliyorsunuz. Encryption'ları gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi farklı farklı disk tipleri için bu işlemi yapıyor olmak mümkün. Yine bu ürünü siz EPO üzerinden yönetebiliyorsunuz. Aynı ekran, aynı yönetim konsolundan izleyebiliyorsunuz. Şimdi encryption söz konusu olduğu zaman herkesin sorduğu ilk sorulardan bir tanesi bu ürünün performansa etkisi nedir? Buradaki rakamlara da bakacak olursanız aslında neredeyse yok denecek kadar az etkisi vardır performansa. Kullanıcılarının zaten normal şartlarda aslında bir encryption olduğunu bile fark etmezler. Özellikle açılış aşamasında siz bir kullanıcıya authentication ekranı sunmayacaksanız gördüğünüzde %1 civarında maksimum bir etkisi olduğunu görüyorsunuz performansa. Açılış ve sürelerine bakacak olursanız unencrypted ve encrypted sistemler üzerinde gerçekten çok küçük olduğunu göreceksiniz.
Şimdi bu ürünü devreye alırken encryption çözümünü, bu encryption çözümü, daha doğrusu kullanmakta olduğunuz disk ya da notebook, bu encryption'a uygun mu bunu kontrol etme şansınız var. Politikalarda bununla ilgili bir kısım var. Bizim Drive Encryption Go dediğimiz bir modül var. Bu modül belirli kontrolleri yapar, işte diskin durumu vesaire gibi. Eğer söz konusu sistem encryption'a uygunsa size bunun bilgisini verir. Bu hem encryption'ın aktivasyonu öncesinde de yapılabilir hem de sonrasında da gerçekleştirilebilir. Ve hatta politikayı şu halde getirebilirsiniz. Bir sistem ancak ve ancak bu kontrollerden geçerse encryption başlasın diyebilirsiniz. Aksi takdirde encryption başlamaz ve böylelikle hani makinenin üzerinde ekstra bir işleme ihtiyaç duymazsınız. Şimdi encryption söz konusu olduğu zaman herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu veri özellikle bir hata disk üzerinde örneğin bir sorun olduğunda bu verinin kurtarılma işleminin nasıl yapılacağı, bir diğeri de kullanıcılar şifreleri, password'ları unuttuğunda bu işlemin nasıl yapılacağıdır. Öncelikle disk üzerinde ya da işletim sistemi üzerinde bir şey olduğunda verinin koruma işlemi nasıl yapılacağından kısaca bahsedelim. Sonra da kullanıcı üzerindeki işlemlere geçiyor olacağız. Bakın size bir tool sunar. Bu tool aracılığıyla siz işte bir kod ve makine üzerinde kullanılan encryption key'ini girerek veriyi decrypt edebilir durumda olabilirsiniz. İsterseniz diskin bütününü decrypt edip ondan sonra işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ya da bu tool aracılığıyla sizin için değerli olan veriyi sadece alabilirsiniz ve sonrasında isterseniz diski formatlamak vesaire gibi işlemler yapın. Normal kurtarma prosedürlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi kullanıcılar tarafına dönelim. Bir kullanıcı password'unu unuttuğu zaman bunu nasıl recover edecek? Bunu yapmak için temelde 3 tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi kullanıcının bu ürünü yöneten admin kişiyi arayıp karşılıklı challenge code üreterek bu işlemi yapıyor olmasıdır. Bu ama hani adminlerin iş yükünü arttırabilir. O yüzden tercih edilmeyecek bir yöntem olabilir. Bir diğeri de kullanıcıya bir takım güvenlik soruları sormaktır. Bu güvenlik soruları cevabını kullanıcı doğru bir şekilde verirse kendisi şey yapabilir. Şifre resetleme işlemini yapabilir. Diğer bir yöntem, asıl bu slide'da bahsedilen yöntem, McAfee Endpoint Assistant denilen bir uygulama sayesinde olabilir. Android ya da Apple cihazlar üzerinde çalışabilir. Eğer bu uygulamayı kullanıyorsanız, password'ünüzü unuttuysanız, ürün authentication aşamasında, yani encryption çözümü authentication aşamasında size bir barkod sunar. Siz bu uygulamaya barkod okuttuğunuz zaman yine kendiniz parolanızı resetleyebilirsiniz. Ve böylelikle admin'e herhangi bir yük olmadan da bu parola sıfırlama işlemleri gerçekleştirilebilir. Demin encryption çözümünden bahsederken iki encryption çözümü var demiştik. Bunlardan bir tanesi de drive encryption çözümüydü, diğeri de file and travel media encryption çözümüydü. Yani bizim için değerli verilerimiz varsa, örneğin dosya sunucularında duran ya da bilgisayarlarda duran, sadece verinin encrypt edilmesini sağlamak ya da USB'nin encrypt edilmesini sağlamak gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi biz normal şartlarda dosya sunucularında verilerimizi tutarken işte farklı farklı klasörlerde tutuyoruz ve bu klasörlerde kullanıcı yetkilendirmelerini yapıyoruz. Aslında encryption de buna benzer bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte 2-3 tane farklı klasörünüz olduğunu varsayın ve bunların her birisinin bir iş birimine ait olduğunu varsayın. Her bir iş biriminin de sadece kendi verilerine erişiyor olmasını sağlamak istediğinizi varsayalım. O zaman şunu yapabilirsiniz. Her bir iş birimindeki kişilere bir key tanımlayabilirsiniz. Onların datalarının olduğu folderlar o keylerle encrypt edilebilir. Böylelikle sadece ve sadece o key'e sahip olan o iş biriminde çalışanlar kendi verilerine erişimi sağlayabilirler. Böylelikle harici de dahili herhangi bir tehdit kaynağı tarafından verinin erişimi engellenebilir. Bu yöntemde bilgisayar üzerindeki veriler encrypt edilebileceği gibi işte örneğin şu folder'daki verileri encrypt et ya da işte şu uygulamanın ürettiği verileri encrypt et gibi işlemler yapmakla birlikte az önce söylediğimiz gibi dosya sunucuları üzerindeki dosyaların encrypt edilmesi sağlanabilir. USB diskleri encrypt edebilirsiniz. Ondan biraz sonra bahsediyor olacağız. Ya da kendi açılabilir dosyalar oluşturabilirsiniz. Örneğin bir dosya var, bunun içindeki veri önemli. Siz bunu bir yere gönderiyor olmak istiyorsunuz ama gönderim sırasında kaybolma, çalınma gibi durumlarda okunur olmasını istemiyorsanız bunu tabii ki encrypt etmek isteyeceksiniz ama normal şartlarda encrypt ettiğiniz verinin bir key yoksa karşı tarafta
Bunun görünmesi mümkün olmayabilir. İşte self, yani kendi kendine çalışabilir bir dosya oluşturabilirsiniz bir parolayla beraber ve bunu karşı tarafa gönderdiğinizde bu parolaya sahipse eğer karşı taraf, dosya artık o kişiler için de görülür olabilir. USB'ye encrypt edebiliriz demiştik. USB'lerde eğer değerli veriyi taşıyorsak bunun kaybolması durumunda verinin çalınmasını engellemek için USB'ler encrypt edilebilir. Bunu yaparken işte diskin belirli bir aralığını encrypt etmek, bütün encrypt etmek gibi işlemler yapılabilir. Ve bunun içindeki veriye erişim sağlamak için de 3 farklı otantikasyon metodu kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi key, yani verinin encrypt edildiği key. Bu key'e sahip olunan yerlerde bu USB içindeki veri görünebilecek demektir. Bir diğeri password olabilir. Bu daha çok şu senaryo için kullanılabilir. Siz USB encrypt ettiniz varsayalım kendi notebook'unuzda ama onun içindeki veriye dışarıda da erişmek istiyorsunuz. İşte o zaman USB bir password belirleyebilirsiniz. Karşı tarafta bu USB'yi başka bir makineye taktığınızda parolayı girdikten sonra artık içindeki veriye erişebilir durumda olabilirsiniz. Ve sertifika da yine bu USB'nin içindeki şifreli veriye erişmek için kullanılıyor olabilir. Bundan sonraki aşamada artık CASB çözümlerine giriyor olacağız. Yani buluttaki veriyi nasıl koruduğumuzdan bahsediyor olacağız. McAfee SkyHigh adlı bir çözümü satın almıştı. Şu anda ona Envision Cloud diyor. Bundan biraz bahsediyor olacağız. SkyHigh 2012 yılında Greylock Partners ve Sequoia tarafından kuruldu. Ve kurulduktan kısa bir süre sonra da ShadowIT ve Salesforce'u destekleyecek bir ürün çıkartıldı. Aslında bu ürünün kurulmasıyla da CASB, daha sonradan Gartner tarafından CASB olarak adlandırılacak market doğmuş oldu. Çünkü bu çözüm piyasadaki ilk bulut güvenlik çözümü. Kısa bir süre sonra da en çok bildiğimiz Office, Box, Dropbox, Google Drive gibi uygulamaları, bulut uygulamaları desteklenebilir duruma geldi. SkyHigh'in sahip olduğu 14 tane patent var. Çünkü diğerlerinde olmayan bazı teknolojileri içeriyor. Bunlardan bahsediyor olacağız. Yine bir süre sonra Infrastructure as a Service'lere desteklemeye başladı. Örneğin Amazon bunlardan bir tanesi ya da işte burada kullanılacak custom uygulamaları da destekler duruma geldi. Analiz raporlarına baktığımızda Gartner, Forrester ve IDC diye 3 raporda lider durumda olan tek çözüm ve Gartner'ın Peer Insight'ında da Customer Choice olmuş bir çözümden bahsediyoruz. Daha sonrasında yaklaşık 1,5 yıl kadar McAfee tarafından ürünün acquisition'ı gerçekleşti. Daha sonra Microsoft Azure desteklenir duruma geldi. Beraberinde GitHub, Cisco Spark gibi ortamlar desteklenir oldu. Birkaç hafta kadar önce de Microsoft Teams'i destekler duruma geldi ki Microsoft Teams'i destekleyen tek kez bir çözümü McAfee'dir. Şimdi Gartner raporuna bakacak olsak Gartner birkaç şeyin altını çiziyor. Neden ürünün iyi olduğuna dair. İşte bunlardan bir tanesi Enterprise DLP'nin yerini alabileceği, Lightning Link denilen başka hiç kimsede olmayan ve gerçek zamanlı aksiyon alınmayı sağlayan real-time API yöntemi ve yine Infrastructure as a Service ve Custom Application'ları destekleyen ilk kez bir çözümü oluyor olması. Az önce söylediğimiz gibi Gartner, IDC ve Forrester gibi analiz raporlarında liderler konumunda yer alan tek çözümden bahsediyoruz. Şimdi hepimiz işimizi yaparken veriler üretiyoruz. Bu veriler gerçekten değerli veriler işimizi yapmak için. Ama bu veriler aslında başkaları için de değerli. Sürekli bilinç haberleri duyuyoruz ve burada çalınan veriler sonuçta satılıyor ve birileri için de gerçekten büyük mali kaynaklar anlamına geliyor. Geçmişte benzin ya da akaryakıt neyse artık data şu anda o duruma gelmiş durumda. Data bizim için çok önemli. Ama şimdi biz son 15 yıl belki de 20 yıl içinde sürekli on-premise'i korumaya çalıştık. Network'teki verilerimizi korumaya çalıştık. Çünkü aslında bütün verilerimiz oradaydı. Şimdi bulut servislerinin ortaya çıkmasıyla beraber iş değişmeye başladı. Ve ne yazık ki bizim bu on-premise kurduğumuz uygulamalar bu buluttaki verileri korumamaya başladı. Neden? Çünkü veri bulutta yaratılabiliyor. Yani siz on-premise'den buluta göndermiyorsunuz sadece. Orada yaratabiliyorsunuz. Ve farklı bulut servisler arasında paylaşabiliyorsunuz. Örneğin Box'da Office 365 mailin entegrasyonu var ya da Slay'in entegrasyonu var. Hiç on-premise gelmeden bu bulut servisler arasında veri paylaşılıyor olabilir. Ve kullanıcılar mobil cihazları kullanıyorlar.
özellikle de kullanıcıların kendi cihazlarıyla bizim verilerimize erişiyor olmamız giderek yaygınlaşmaya başladı ve bu cihazlar üzerinde de kontrol sağlıyor olmak gerçekten bizim için sıkıntı olmaya başladı. Şimdi genele baktığımızda CASB çözümleri iki temel yöntemle bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi proxy yöntemi. Yani işte ilgili CASB çözümü bir gateway aracılığı ya da client'e kurduğu bir agent aracılığıyla trafiği yani bulut servisinin trafiğini kendi üzerine yönlendirmeye çalışıyor ve bunun sayesinde koruma sağlamaya çalışıyor. Belirli durumlar için evet işe yarar. Örneğin gerçek zamanlı trafikleri görüp bunları engelleyebilir. Ama hali hazırda bulutta duran veri için herhangi bir şey yapamaz. Ya da bulut üzerinde yaratılan veri için de bir şey yapamaz. Buluta upload edilen veri için işe yarayabilir. Standart bulut çözümler için işe yarayabilir. Ama certificate pinned uygulamalar olduğunda işe yaramaz. Çünkü aradaki trafik encrypted olduğu için bunu görme şansı yoktur. Bir diğer yöntem de API'dir. API'de de gerçek zamanlı koruma sağlayamazsınız. Ama az önce sözünü ettiğimiz bütün aşamalarda da koruma sağlamanız mümkündür. Çünkü burada cloud entegrasyonları olur, API entegrasyonları ve veri her aşamada görülebilir durumdadır. Peki McAfee bunu nasıl yapıyor? Aslında McAfee birden çok yöntem kullanarak yapıyor. Bunlardan bir tanesi bizim Ground Link adını verdiğimiz yöntem. Bu McAfee'nin CASB çözümünü, Envision Cloud ya da Sky High'ı sizin Firewall, Web Gateway, Active Directory CM çözümlerinizi entegre etmek için var. Active Directory neyi entegre edersiniz? Çok kısaca söyleyeyim. Örneğin Firewall'dan log aldınız. Burada kullanıcı bilgisi yoksa kullanıcı bilgisini edinmek için yapabilirsiniz ya da CM'le entegre edip log göndermek için kullanabilirsiniz. Asıl Web Gateway ya da Firewall'larınızı niye entegre ediyorsunuz? Bundan bahsediyor olmak lazım. Şimdi Shadow IT denilen bir use case var ve muhtemelen bunu duymuşsunuzdur da. Şimdi biz kurumlara gittiğimizde şunu söylüyoruz. Hani CASB bir çözüm var. İşte buluttaki verilerinizi korumak ister misiniz vesaire. Genelde bize şu söyleniyor. Biz bulut çözümlerini kullanmıyoruz. Daha şunu soruyoruz. Peki kullanıcılarınız kullanıyor mu? Yani neyi kastediyoruz? Şimdi kullanıcıların işte Google Drive'a veri upload ediyor mu? Ya da en basitinden PDF konvertörleri kullanıyor mu ve siz bunları kontrol ediyor musunuz? Şimdi bu Ground Link'in amacı şu. Sizin Web Gateway ve Firewall çözümlerinizden logu alıyor ve bu loglar üzerinden kullanıcılarınızın hangi bulut servislerine gittiğine bakıyor. Database aşağı yukarı 26 bin tane bulut servisi var ki en geniş database bu. Ve size kullanıcılarınızın işte ilgili bulut servisine ne kadar gittiğini, kaç kere erişim olduğunu, ne kadar veri upload ettiğini, download ettiği gibi verileri gösteriyor. Evet, bu görünürlük güzel ama amaç sadece bunu gösteriyor olmak değil. İlgili bulut servislerinin aslında riskinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Burada 50'den fazla kategori, ana kategoride 100'den fazla alt kategoride bulut servislerinin riski analiz ediliyor ve bunlar size 6 temel kategoride gösteriliyor. İşte örneğin söz konusu bulut servisi şifreleme destekliyor mu? Ya da işte multi factor authentication destekliyor mu? İşte GDPR vesaire gibi bir şeye uyumluluğu var mı? İşte geçmişte gerçekleşen bir breach olayı var mı gibi kriterlere göre size bu riskin ne kadar olduğunu söylüyor. Diğer bir link Skylink, diğer bir yöntem Skylink yöntemi, bizim API yöntemi bulut servisler arasında entegrasyonu sağlamak için var. Lightning Link bu McAfee'yi farklılaştıran çözüm. Başka hiçbir çözümde bu Lightning Link yok. Office 365 seti üzerindeki bütün çözümler için SharePoint, Online, Mail ya da Box üzerinde gerçek zamanlı aksiyon alıyor. Tekrar altını çiziyorum. Başka hiçbir CASB bir çözümü bunu yapabilir durumda değil. Bir diğer yöntem Sky Gateway dediğimiz yöntem. Bu da aslında proxy yöntemi. Fakat burada sözünü ettiğim şey forward proxy değil, reverse proxy. Yani az önce demiştik işte CASB çözümleri proxy yöntemini kullanarak entegrasyonlar sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor demiştik. On-premise'de bulunan proxy ya da işte client'e kurduğu ajanla trafiği yönlendiriyor demiştik. Buradaki bizim kullandığımız yöntem Identity Provider'lar aracılığıyla bu işlemi yapıyor olmak. Yani kullanıcınız öncelikle Identity Provider'a login oluyor. Login olduktan sonra yani ve böylelikle sadece sizin kullanıcılarınızın geldiğini biliyorsunuz. Bu trafiği proxy'lere kontroller sağlayabiliyorsunuz.
Böylelikle tek bir platform üzerinden farklı yöntemlerle işte bütün bulut servisleri üzerinde kontroller sağlayabiliyorsunuz. Bu size hem gerçek zamanlı kontrol sağlıyor hem de işte datanın hali hazırda duran data için kontrol sağlayabiliyorsunuz. Yeni upload edilen, yaratılan, işte certificate pinned application'lar vesaire hepsi için kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bunu yaparken de client üzerine herhangi bir ajan vesaire kurmak zorunda da değilsiniz. Şimdi biz bu işi 3 farklı aşamada değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de detect, yani verilerinizin nasıl kullanıldığını tespiti, kullanılan verilerin korunuyor olması ve verilerinizin nasıl paylaşıldığının kontrol ediyor olması ve gerekirse bunların engelleniyor olması. Şimdi bunları biraz detaylandırıyoruz. Detect aşamasında ne yapıyoruz? Öncelikle ürün sizin için ne tip verilerinizin bulutta kullanıldığını ve bunların hangisinin hassas olduğunu söyleyebiliyor. Yani ürün kendisi de bir sınıflandırma bilgisine sahip ama onun dışında isterseniz McAfee DLP tarafından gelen sınıflandırmayı kullanabilirsiniz. Ya da Bolden James vesaire gibi farklı sınıflandırma çözümlerinin sınıflandırma verilerini de kullanabilirsiniz. Onun dışında sizin için sizin buluttaki verilerinize kim erişti, bunu nereyle paylaştı gibi durumları görebiliyorsunuz. Şimdi geçmişte gerçekleşen birkaç olaya bakalım. Örneğin işte Verizon ya da Pentagon gibi firmalar üzerinde gerçekleşen olaylara bakalım. Şimdi bunlar Infrastructure as a Service kullanıyorlar. Yani Amazon üzerinde S3 bucket'ları kullanıyorlar. Ve bunlar üzerinde bu firmaların başına gelen data breach'lerde ki mesele şuydu, bu servisler üzerindeki access denetimlerinin düzgün bir şekilde konfigür edilmemesiydi. Ve bu yüzden aslında bulutta o firmalara özel olması gereken veriler herkese açıktı. Ve bu yüzden de veri çalınması gerçekleşti. İşte CASB çözümü, Infrastructure as a Service'lerde de erişim denetimlerinin nasıl olduğunu, buradaki politikalarınızın ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu da kontrol edebilir. Tek amacı DLP yapmak değildir. Az önce sözünü ettiğimiz Shadow IT use case'ine karşı koruma sağlayabilirsiniz. Ortalama olarak bakıldığında her kurumda yaklaşık 1500 tane cloud servisinin kullanıldığı görülüyor. Bu kullanılan cloud servisleri sizin için ne kadar riskli, bunu görme şansınız var. Ürün bir takım artificial intelligence yöntemleri kullanır. İşte böylelikle işte compromise edilen account'ları görebilir. Çok basit bir örnek olacak ama şunu söyleyebiliriz. İşte bir bulut servisinize bir kullanıcınız bir ülkeden girdikten kısa bir süre sonra aynı bulut servisinde başka bulut servisinde başka bir ülkeden giriyorsa bunu size bunu uyaracaktır. İşte yüklenen dosyada eğer bir virüs varsa bununla ilgili sizi uyaracaktır ve engelleyecektir gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki protect aşamasında ne yapabiliriz? Şimdi hepimiz buluta veri yüklüyoruz ve bu veriler değerli veriler, bu verilerin encrypt olmasını sağlayabiliriz. Belki şunu söyleyeceksiniz, zaten bulut servislerinin büyük çoğunluğu encryption hizmeti sunuyor ama burada mesele şu, encryption key'i o zaten bulut servisinde. O yüzden aslında hani verinizin ne kadar güvenli olduğundan emin olamazsınız. Buradaki encryption key'lerini siz kendiniz yönetiyorsunuz. Böylelikle isterseniz o bulut servis sağlayıcısı ya da bir başkasının veri erişimini engellemiş olabiliyorsunuz. İsterseniz rights management çözümleriyle entegre edebilirsiniz ve paylaşılan verinin sadece ilgili kişiler tarafından görünüyor olmasını da sağlayabilirsiniz. Correct aşamasında ne yapabiliriz? Paylaşılan verinin kimle paylaşıldığını denetleme şansınız var. Kullanıcının kişisel mailine işte verinin gönderilmesini engelleyebilirsiniz. Ama işte bunu yaparken belirli işte e-mail adresini ya da domainleri whitelist'e ekleyebilirsiniz. Gibi işlemler sağlayabiliyorsunuz. Şimdi az önce söylemiştik işte kullanıcılar kendi cihazlarıyla, mobil cihazlarıyla veriye erişmeye çalışırlar ve bu veriye erişimleri de denetliyor olmak bizim için önemli konulardan bir tanesi. Bu çözüm sayesinde şunu yapabilirsiniz. Bir kullanıcınız kendi mobil cihazından, cep telefonundan veriye erişirken sadece veriyi görmesini sağlayabilirsiniz. Ama veriyi de kendi makinesine indirmesini engellemeniz mümkün olabilir. Ya da belirli coğrafik lokasyonlardan erişimi de engellemeniz söz konusu olabilir.
DLP işini yaparken verileri sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmaya göre de farklı politikalar belirleyebiliriz. Şimdi burada high risk file derken kastedilen şu aslında, hani önemi daha yüksek olan veriler. Önemi daha yüksek olan veriler için farklı politika belirlemek mümkün olabilir. Bu verinin silinmesi olabilir. İşte orta riskler için karantina aksiyonunu uygulayabilirsiniz. Ya da daha yüksek, daha düşük riskli dosyalar söz konusu olduğu zaman da kullanıcınızı eğitmek adına bir takım uyarılarla onları bilgilendirmeniz söz konusu olabilir. Şimdi CASB çözümlerinden bahsederken gerçek zamanlı bu işi yapıyor olmak tabii ki önemli. Diğer CASB çözümlerine baktığınızda aksiyon alma işlemlerinin 5 dakikaya kadar gittiğini görüyorsunuz. McAfee'de SkyHigh API kullanacak olsanız maksimum 30 saniyede bu aksiyonu alabiliyorsunuz. Ama McAfee'ye özel olan Lightning Link dediğimiz çözümde de bunu gerçek zamanlı olarak aksiyonlarınızı alabiliyorsunuz. Bu niye önemli? Araştırmalara baktığınızda verilerin %21'inin paylaşıldıktan sonra ilk 5 dakika içinde erişildiğini gösteriyor. Bu durumda eğer siz real time ya da 5 dakikadan daha fazla sürede aksiyon alacak olursanız verinizin %20'ini kaybedeceksiniz anlamına gelebilir. Farklılıklar açısından bakacak olursak tekrar altını çizelim. Lightning Link, McAfee'yi farklılaştıran özelliklerden bir tanesi. Herhangi bir ajana gerek olmadan unified bir platform üzerinde politikalar uygulayabiliyorsunuz. Günlük 2 milyar event işleniyor ve bilgileriniz bir yıla kadar tutulabiliyor. Sahip olduğu davranışsal zarar ve artificial intelligence sayesinde knock-knock ve ghostwriter gibi tehditleri buldu. Yani bir takım network tehditlerinde bulabilirsiniz. Ve infrastructure as a service'leri destekleyen ilk CASB çözümü de McAfee'dir. Bu ürün farklı teknoloji partnerle entegre olabilir. İşte sınıflandırma açısından bakacak olsak Titus, Symantec, Digital Guardian'la entegre olabilir. Key management açısından bakacak olsak SafeNet, RSA ile entegre olabilir. CM çözümleri açısından bakacak olsak IBM, LogRhythm, Splunk, HP, McAfee bunlarla entegre olabilir. Firewall'lar ya da Web Gateway çözümleri açısından bakacak olsak ShadowIP'yi düşünecek olursak işte BlueCodes, işte McAfee, Cisco, Zscaler, Checkpoint, Forcepoint, Fortinet vesaire bunların hepsiyle entegre olabilir. Teşekkür ederim bildiğiniz için. Bayağı yoğun bir content vardı. Yetiştirmek için elimden geleni yaptım ve bir 10 dakikamız kalmış gibi görünüyor. Bu aşamadan sonra soruları alabiliriz. Soruları sunumun başında söylediğimiz gibi chat ekranından alıyor olacağız. Sorularınızı yazabilirseniz yanıtlamaya çalışabiliriz. Bu arada beklerken küçük bir ek yapayım. Genelde sorulan özelliklerden bir tanesi DLP'ler için OCR desteği. McAfee'de de bu OCR desteği mevcut. İşte resim dosyaları üzerinde veri sınıflandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Exact Data Matching diye bir özellikten bahsedilir. Bunu da yapıyor olmak mümkün. İşte bir Excel dosyası düşünün. Excel'de her bir kolonda işte ad, soyad, işte TC kimlik numarası, adres, telefon, işte kredi kartı vesaire gibi bilgilerin olduğunu varsayalım. Bunların hepsi ayrı bir kolonda. O yüzden bunu genelde değerlendiriyor olmak ve takip ediyor olmak çok mümkün olmayabilir. İşte Discover modülü ile buradaki değerli verileri Discover ettikten sonra bir kullanıcı bu verileri parçalı bir şekilde göndermeye çalışabilir. İşte bir metin içine bunları farklı farklı alanlara yazdığını varsayın bu farklı kolonlardaki. Bunu yine görüp engelleme şansınız olabilir. Bir tane soru görüyorum. Cloud Checker çözümü bir DC üzerinden managed service olarak verilebilir mi? Hani burada kastedilen şey eğer MSSP yöntemi ise şu an için bunu yapıyor olmak mümkün değil. Ama bunu yapabilir duruma getirmek için şu anda şirketin yaptığı bir çalışma var. Yakın bir zamanda MSSP yöntemiyle de Cloud Checker çözümü sunulabilecek gibi görünüyor. Başka bir soru yok gibi görünüyor Caner. Çok kısa aslında belki de ürünün ekranlarına, özellikle CASB tarafının ekranlarına bakıyor olmak mümkün olabilir.
Sadece 5-6 dakikamız var ama ne dersin? Olur. Ya bir 10 dakika kadar bir süremiz var. Şey yapabiliriz, gösterebiliriz. Bu arada soru gelirse ben de hani şey okuyup şey yaparım. Araya girip bir bilgilendirmesini yaparım. Tamam. Burası Okta dediğimiz bir service provider. İşte burada farklı uygulamalar authentication için kullanabiliyoruz. İşte McAfee'nin Sky Gateway'inden de bahsederken aslında IDM'ler üzerinden bunu yapacağımızı söylemiştik. Mesela Okta bunlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle Envision Cloud'un yani McAfee'nin CASB çözümünün bir arayüzüne gidiyor olmak istiyorum. Size burada öncelikle biraz Shadow IT use case'inin ne olduğundan çok kısaca bahsediyor olacağım. Ha, bu arada Shadow IT use case'ini sadece şey olarak düşünmemek lazım. Yani bu ürün sadece size gidilen bulut servisinin riskini göstermiyor. Beraberinde entegre olabildiği firewall ya da web gateway çözümlerine bloklanması gereken bulut servislerinin bilgisini de gönderebiliyor. Sizin için işte yüksek risk olarak adlandırılan bulut servislerine gidiş böylelikle otomatik olarak sizin kullandığınız web gateway çözümü ve firewall çözümü üzerinden engellenebilir duruma gelebiliyor. Burası dashboard. Bu dashboard üzerinde belirli durumlar için gerçekleşen olaylar var. Buradaki olaylar işte high risk servisler olabilir, işte yeni servisler olabilir, işte gönderilen veriler olabilir vesaire. Şimdi bu arka taraftaki şey aslında bilgiler. Bekleyeceğim biraz. Buradaki ekrandan gelir. Şimdi baktığımda bu müşteride, burası tabii ki bizim test ortamımız ama müşteri olarak değerlendirelim. Toplamda 2500 tane cloud servisinin kullanıldığını görüyorum. Bunların bazıları risk açısından herhangi bir probleme sahip değil. Örneğin 365 vesaire gibi. Bazıları da riskli olarak görülüyor. Şimdi ben varsayalım ki şunu görmek istiyorum. Cloud kullanılmakta olan cloud servislerini görmek istiyorum. Cloud storage'ları görmek istiyorum örneğin. Çünkü işte kullanıcılarım benim istemediğim cloud storage'lara veriyi göndermeye çalışıyor olabilir. Bu cloud storage'lar içinde yüksek riskli olan cloud storage'ları görmek istiyorum ve bunlar içinde de Encryption desteklemeyenleri görmek istiyorum. Örneğin. Şimdi niye buna bakıyorum? Yani Cloud Storage varsa eğer kullanıcı benim istemediğim bir yere göndermeye çalışıyor olabilir. Ve işte Encryption desteklemiyorsa bu veri herkes tarafından erişebilir durumda olabilir. Şimdi ben buna yaptığım zaman 13 tane servisin kullanıldığını görüyorum. Ve baktığımda işte kaç kullanıcı bunu görmüş, işte ne kadar upload aktivitesi gerçekleştirilmiş, request sayıları nedir, upload edilen data ya da işte download edilen data nedir, bunların ne kadarına izin verilmiş, ne kadarı bloklanmış, bunların hepsini görüyorum. Şimdi baktığımda şu Send Space denilen servise çok fazla verinin gönderildiğini görüyorum. Ve bu servisle ilgili durumu aslında incelemek istiyorum. Şimdi baktığım zaman bana çözüm bu servisin nerede host edildiğini gösteriyor. Böylelikle verinizin nereye gittiğini görme şansınız var. Özet olarak bu servisle ilgili avantajlı ya da dezavantajlı olacak durumlar bize söylenebiliyor. İşte bilinen mesela bir breach görünmüyormuş gibi ya da işte hani bilinen bir kötüye kullanım yok gibi en azından bir yıldan fazla süredir. Ama işte bir yandan da anonymous kullanıma izin veriyormuş. Multi-factor authentication'a izin multi-factor authentication desteği yokmuş. Compliance sertifikaları da yokmuş. Şimdi risk açısından bakacak olursak 50 ana kategori, 100 alt kategoride bu değerlendirme yapılır ve 6 temel kategoride bu bize listelenir demiştik. Bunlar data, user, device, service, business, legal ve cyber. İşte örneğin data açısından bakacak olursak işte bu evet bir veri paylaşımına izin veriyor ama işte encryption'a izin vermiyor vesaire. Bunlar bizim için gerçekten problem olacak şeyler olabilir. İşte diğer taraftan baktığımızda anonymous kullanıma izin veriyor gibi görünüyor. Multi-factor authentication'a
multi-factor authentication desteği yok vesaire gibi bizim için farklı kategorilerde bunu gösteriyor. İşte bilinen bir şeye sahip mi, regülasyona sahip mi, uyumluluğu var mı gibi verilerin hepsini görebiliyorum. Diğer bir durum kullanım. Hangi kullanıcılar bunu kullanmışlar, hangi departmanlar kullanılmış, hangi ülkelerden kullanılmış görebiliyoruz. Şimdi şuradaki kullanıcı adı ya da IP bilgisi bizim için değerli olabilir. Sonuç itibariyle bu gördüğünüz ekran cloud'daki bir ekran ve belki de şunu söyleyebilirsiniz. Yani şimdi cloud servislerinden korumaktan bahsederken siz cloud'a veri mi gönderiyorsunuz diye olabilirsiniz. Default olarak aslında ürün kullanıcı adlarını ve IP'leri gönderirken tokenization yapar. Ama tabii ki yani gerçekte kullanıcı adlarını ve IP'yi göndermez. O veri bir key ile tokenize edilir ve ondan sonra gönderilir. Ama tabii ki bu sizin elinizdedir. İsterseniz veriyi tokenize ederek gönderirsiniz, isterseniz tokenize etmeden gönderebilirsiniz. Hangi alanların tokenize edilebileceği ya da hangi alanların, yani bu web gateway security çözümlerine firewall olarak gelen hangi alanların gönderileceğini de belirliyor olmak mümkündür. Yine işte toplamda ne kadar veri gönderildi, alındı ve bunların ne kadar deny edildi ya da izin verildi. Bunların hepsini görüyor olmak mümkün. Ürün sonuçta DLP feature'ları da sunuyor. Yani o yüzden işte Office 365 maili kullanarak kullanıcınız bir veriyi göndermeye çalıştığında bunu kontrol edebilirsiniz ya da işte bir bulut servisine veriyi upload etmeye çalıştığında da bunu görebilirsiniz. Şimdi Office 365 üzerinde çok kısa iki örnek yapalım. Bir mail göndermeye çalışalım, bir de Box'a veriyi göndermeye çalışalım. Bizim için değerli olan bir veriyi göndermeye çalışalım. Göndereceğim veriyi açıyor olacağım. Örneğin elinde kredi kartlarının olduğu dosyalar var ve işte kredi kartı bilgilerinin de dışarıya çıkıyor olmasını, gönderiliyor olmasını istemiyorum. Bunun bir testini yapıyor olacağız. Öyle görünüyor ki VPN'e bağlanıyor olmam gerekecek. Sizi biraz bekletiyorum VPN'e bağlanırken. Caner, bu arada başka soru yok galiba, değil mi? Evet, şu anda herhangi bir soru gelmedi. Tekrar bağlanmayı deneyeceğim. Yani sanırım bir 5 dakika kadar daha sürer bu iki testi yapıyor olmamız. Çok fazla aşmamış olacağız süremizi gibi görünüyor. Tamam. Şimdi bir tane mail atmaya çalışacağım ve bu mailde de kredi kartı bilgilerinin olduğu dosya olacak. Örneğin şu dosyayı göndermeye çalışacağım.
Benzer şekilde aynı dosyayı OneDrive'a upload etmeye çalışayım. Dosya upload ediliyor. Şimdi biraz sonra e-mail tarafında bu yaptığım işlemlerle ilgili bir uyarı maili görüyor olacağım. Çünkü politika bunu söylüyor. İlgili dosya siliniyor ve kullanıcıya bir uyarı gidiyor. OneDrive tarafında da dosya siliniyor. Şimdi sayfanın yenilenmesini beklemeden kendim sync etmeye çalışıyorum. Maillerimizi kontrol edelim bir yandan. Mail uyarısının gelmesi 1-2 dakikayı alacaktır. Şimdi hali hazırda buraya bir Excel dosyası göndermiştik. Biraz sonra buradaki dosyayı görüyor olmanızı istiyorum. Bu daha önceden bir test yapmıştım. O testle ilgili bir uyarı maili. Buna benzer bir uyarı mailinin daha geldiğini görüyor olacağız. Şu anda geldi. Az önce hatırlarsanız 100 tane kredi kartı içeren, saatine de bakacak olursanız göreceksiniz. 100 tane kredi kartı içerecek olan bir dosyayı göndermeye çalışmıştım. Bu dosya benim şirketin diğer politikalarına uymadığı için silindiğine dair şeyi görmüş oldum. Veriyi görmüş oldum. Ve bu aslında bizim OneDrive tarafında gerçekleşen olayın uyarıları. Bakacak olursanız bunu OneDrive olduğunu söylüyor. Şimdi şuradaki veriye bakın artık. Bu veri bir Excel dosyası değil, PDF dosyası haline geldi. Bu dosyayı açmaya çalışalım. Evet, baktığımda bu dosyanın silindiğini görüyorum. Belki neden PDF dosyasına çevrildi, neden Excel değil diye soruyor olabilirsiniz. PDF dosyası hemen bütün browserlar tarafından açılabilen bir dosya tipi. Sonuçta burada da kullanıcının görmesini istediğim bir uyarı var. O yüzden buradaki dosyayı PDF'e çevirerek uyarı şeklinde gösteriyorum. Biraz sonra e-mail tarafı içinde bu şeyin uyarının geldiğini göreceğiz. Bu dediğim gibi sabah yaptığım testin maili. Evet, Microsoft Exchange Online tarafında da bu gönderilmeye çalıştığım işlemin engellendiğini görebiliyorum. Basitçe aslında iki temel use case'den bahsetmiş olduk. Bunlardan bir tanesi Shadow IT use case'i, bir diğeri de işte bulut servislerini kullanırken benim için değerli olan veriyi göndermeye çalıştığımda nasıl aksiyonlar aldığımı gösteriyor olmak oldu. Caner, benim anlatabileceklerim ve gösterebileceklerim bu kadar. Eğer hala başka soru yoksa... Ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir sunum oldu. Hepimiz detayları iyice kavramış olduk. Emeğine teşekkürler. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Vakit ayırıp bizi dinlediniz. Herhangi bir sorunuz olursa, daha sonrasında ileteceğiniz sorular olursa bizlere e-posta adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Ümit Bey'in bu yapmış olduğu sunumun bir video linki müşteri temsilcilerimiz tarafından sizinle paylaşıyor olacak ve dilediğiniz zaman tekrar girip dinleme ve izleme fırsatınız olacaktır. Katılmanız için çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Sana da çok teşekkürler Ümit. Değerli anlatımların için. Ben de katılan herkese teşekkür ediyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir webinarda görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.